arkadaşlarım, yepyeni bir video ile geldim. Şu anda Berlin'deyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımın yanında kalıyorum. Uyandım. Yüzümü gözümü yıkadım. Bayağı da uykuluyum hala. Bugün sizinle birlikteyiz. Yani keyifli, güzel bir gün olacağına inanıyorum. Güzel rotalarımız, güzel yerlerimiz var. 2 gün önce geldim. 2 gündür böyle gündüzleri tek başıma gezip işte akşam Güdrü ile buluşuyorduk. Keşfettik, şehri keşfettik ama bugün yanımda Güdrü'nün de olacak olması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Daha güzel bir keşif olacak. Şimdi kendisini gösteriyorum. Gülücüğüm günaydın. Günaydın. Bize müthiş şeyler hazırlamışsın. Oh çok lezzetli. Evet, biraz güne sağlıklı bir başlangıç yapacağız. Bize böyle limon salatalık ve maydanozlu bir şey hazırladı. Nasıl? Bence bayağı lezzetli. Valla? Tamam ben de bakacağım. Üstüne meyve koyamaz mıyız? Yani koyabiliriz. Opsiyonel. Opsiyonel. Ben koysam Eklenebilir. Biraz tatlı olsun. Tamam. Birazcık yaban mersini eklemesi. Kaç tane eklemeliyim? Bu da opsiyonel. Bu da opsiyonel. Müsli'ne de ekleyebilirsin. Aa müsli de mi yiyeceğiz? Yani yiyebiliriz. Ben o zaman biraz müsli de yiyeyim. Baby you give me beer dirty. You whip up my appetite. Don't leave me in. Evet, şimdi yeşil içeceğimizi tadıyoruz. Kötü değil, asla kötü değil. Bir şey fazla, biraz limon fazla gibi geldi bir durum. Ekşi olabilir. Hmm. Ama bize çok iyi gelecek. Yaralarımızı mı saracak? Ben bunu 15 gün içeceğim. Çok yazık, Allah'tan 15 gün kalmıyor. Şimdi hemen müslümüzü tadalım. Çok güzel olmuş müslümüz. Özellikle yaban mersinin dokunuşu müthiş olmuş. Bir takım çekimler yapmaya başladım. Şu anda salondayım, benim odamdayım yani. Üstüm başımı da giyindim aslında ama size ben hazır olunca göstereceğim çünkü güzel bir reel çekimi yapmayı planlıyorum. Bugün de hava soğuk olduğu için yine boğazlı kazağımı giydim ama bir hazırlanayım geleceğim hemen. Şimdi size hazır olmuş halimi Güdrü gösteriyor. Güdrü göster beni. Gösteriyorum. Ne düşünüyorsun? İyi oldu bence. Gayet iyi oldu. Reel'larımı da çektim. Umarım üşümezsin de. Artık ne üşüyeceğim? İçime kilotlu çorap bile giydim bu pantolonu. İçliklerle kesin. Hadi bakalım. Ben de seni göstereceğim ama hazır olunca, tamam? Tamam. Evet, artık evden çıkmaya hazırız. Şöyle bir aynadan da kendimi göstereyim. Eşyalarım çantama sığmadığı için bir bez çanta daha aldım. Gülürcüm nerede bakayım? Gülür de burada hazır. Şuradan botlarımızı çıkartalım. Gülürcüm bakayım nasıl olmuşsun? Allah, bu kadar heyecanlanacağını bilmiyordum. Ayakkabılarımı bağlamadım daha. Ayakkabılarım çok tatlı. Ben de giyiyorum ayakkabılarımı. Hazır mıyız? Hazırız. Let's go. Ben güneş olduğu için çok mutluyum. 2 gündür donduk yani gerçekten. Sonunda Berlin'de sunny bir gün. İyi ki vlogu bugün çekmişim gerçekten. Kuş cıvıltıları, güzel hava, sıcacık, oh! 2 gündür çok affedersiniz, kıçım dondu, kıçım. İçime giymediğim şey kalmadı. Yine giydim içtiklerimi ama akşama ne üşürüz diye giydim. Şu anda metroya gidiyoruz. Kreuzberg'e gidiyoruz arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyım. Kreuzberg merkezi yazan tabelanın önünden geçeceğim için. Kreuzberg herhalde Berlin'de Türklerin en çok yaşadığı tek yer değil mi Güdrü? Yani her yerde çok yoğun. Ama en çok orada. Evet öyle de diyebiliriz. Evet orada bir dönerci varmış. Çok meşhurmuş. Oraya gideceğiz. Umarım sokakta herkes Türkçe konuşuyordur. Ben böyle yurt dışındayken Türkçe konuşan insanları görünce çok mutlu oluyorum. Milliyetçi duygularım depreşiyor. O yüzden şimdi dönerimizi yemeye gidiyoruz. Bakalım. Heyecanla bekliyorum. Çok da acıktım yani. Kahvaltıda o kadar az yedik ki Gülün'ün detoks suları yüzünden. Açız. Biletimizi aldık. Ondan sonra metromuza bindik. Şimdi bizi yarım saatlik yolculuk bekliyormuş. Bak bakalım. Gayet güzel. Evet, kameralara alıştım. Tabii tabii. İlk başta biraz utandı ama şu an çok iyi. Arkadaşlar Kreuzberg'e geldik. Şu anda Kreuzberg'deyiz. Etrafta herkes Türkçe konuşmaya başladı. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi çok meşhur hasır restoran diye bir yer var. Oradayız. Burada döner yiyeceğiz. Güdrü'nün erkek arkadaşı Noyan'la buluştuk.
Noyan şu anda sırada bana işte hangi soslu yemem gerektiği konusunda bayağı bir bilgi verdi. Şöyle göstereceğim size de içeriği. Bu arada bakın şurada yakınlaştırıyorum şimdi kamerayı. Kreuzberg Centrum yazıyor bir tarafında, bir tarafında da Kreuzberg Merkezi yazıyor. O kadar Türk dolu bir yer ki Türkçe bile yazmışlar. Şimdi bir çaktırmadan içeriği göstereyim hemen size. Ama Türkiye işte ne kadar dönerlerimiz yapıyor. İçerisi de böyle küçük herhalde. Bakayım. Ha, o içeride oturma yeri de varmış. Bekliyoruz. Bakın malzemeler, sebzeler. Allah, dönerimizi tadalım. Güdürcüm yemiyor döner. Şurada biri seni tanıdı bu arada. Olabilir. Herkes Türk çünkü. Evet, kocasına ya da işte yanındaki insana böyle ay güdürü çok iyi. Afiyet olsun canım. Sosumosu lezzetli bir ürün yani. İçinde sarımsaklı bir sos var arkadaşlar. Şöyle göstereyim içini sizlere. Bir de böyle sebzeler var işte. Çok güzel. Vallahi çok beğendim. Dönerimizi yedik. Gerçekten bayağı lezzetliydi ve aşırı büyüktü. Ama sabah Gülücüğüm sağ olsun detoks suyu içtiğim için çok açtım, o yüzden bütün döneri yiyebildim. Bayağı güzeldi. Tavsiye ederim yani geleceklere. Şimdi yanımızda Noyan ve arkadaşları da vardı ama onlar burada çalışıyorlar. Öğle arasına gelmişler. İşe geri gittiler. O yüzden biz Gülrüş'cüğümle gezimize devam ediyoruz. Gülrüş çok et yemiyor, o yüzden döner yemedi. Şimdi kendisiyle bir kafeye, bir pastaneye falan gidiyoruz. Orada bir şeyler yiyecek. Evet. Ben de yanında kahve içeceğim muhtemelen. Şimdi Gülrüş'le muhtemelen Berlin'in en kalabalık kafesinde bir şeyler yiyoruz. Gülrüş'cüğüm kahvaltı yapıyor. Ben çok minik bir tatlı yiyorum ama inanın çok minik. Ne kadar kalabalık olduğunu şimdi göstereceğim. Bence seslerden anlıyorsunuzdur. Zar zor yer bulduk. Hatta bekledik falan bu yeri bulabilmek için. Sıra bekledik, pusuya yattık ve kendimize bir yer bulduk. Aslında çok basit ve çok tatlı bir yer ama aşırı kalabalık ve meşhurmuş. Adı ne gelir buranın? Lamazon. Lamazon. Yani Lamazon'a gelin bence. Tatlısı güzel, granola yedi. Granolası da güzel gözüküyor. Diğer şeyleri de güzel sanırım. Ve bir Fransız kafesiymiş, öyle diyeyim. Bayanasını hiç bu kadar insanı bir arada görmemiştim Berlin'de. Ama alkol falan da var. Buradaki kafelerde genel böyle değil mi? Hı hı. Hani hem böyle kruvasan işte yiyip kahve içebiliyorsun hem de alkol içebiliyorsun. Şimdi Gülrüş'le... Bu insanlar videoya çekildiklerini anlayınca çok sinirleniyorlar. O yüzden çaktırma bence. Tam seni çekiyormuş gibi yapayım. Şimdi arkadaşlar Gülrüş'ün arkasında bakın şöyle enteresan bir kum havuzu gibi bir yer var. Orada insanlar top atıyor. Özellikle de yaşlılar bakın. Top çaktırmadan gittim. Ve ben de dedim bu insanlar ne yapıyor? Top atma oyunu oynuyorlarmış. Yani bayağı top atma oyunu. Çok saçma. Ama eğlenceli. Bira içip top atıyorlar. Almanya'da yaşlılar böyle yapar. Şimdi Gülrüş'le meşhur Berlin duvarına doğru yürüyoruz. Çok heyecanlıyım orayı göreceğim için. Gittiğimizde Gülrüş bize çeşitli turistik bilgiler verecektir diye düşünüyorum. Bu bisiklet çeviriyor. Onu söylemek bira içiyorlar. Ciddi misin? Şey mi? Hem içiyoruz hem kalori yakıyoruz. İçiyoruz. İşte şehir turu yapıyoruz bisikletle. Bize neden bu kadar iyi davrandılar? Turist. Turist adam mutlu. Ay çok eğlendim gerçekten. Gömlekleri harikaydı. Şurada da bir grup var. Bağıra bağıra şarkı söylüyorlar. Göstereyim. Bakın şunlar. Çok eğleniyorlar. Ve Berlin duvarına geldik arkadaşlar. Şimdi bu duvar böyle uzun bir süre devam edecek. Burada da böyle bakın şu köşeden başladı. Fakat Gülrüş dedi ki aslında bu böyle artık son kalan sembolik bir kısmıymış. Yani bu duvar hem önünde ve arkasında birer tane daha duvar varmış. İşte zamanında 89 yılında yıkılmadan önce.
Hem de böyle kontrol noktaları varmış. İşte polisler, askerler vesaire, artık kim bekliyorsa onlar bekliyormuş. Yani tabii ki o dönemde gerçekten çok korkutucuymuş. Ama şu anda biraz sembolik olsun, biraz da hani yaşananlar unutulmasın vesaire gibisinden. Böyle bir kısmı var. Gel buraya da gidelim. Tabii. Gülcüm, eklemek istediğin bir şey var mı? Sen neler anlattın? Ben senin bana söylediklerini anlattım. Bu arada üstlerinde böyle full grafiti ve resimler var. Bu da işte yine böyle biraz şey aslında. Değil mi? Özgürlüğümüzü sembolize ediyor Gülcüm. Ben sanatçılar neyi sembolize ediyor, o kısmına karışmam. Biraz garip. Ben onu anladım. Evet, biraz garip çünkü eserler. Mesela burada hızlarını alamayıp şu gemicikleri de boyamışlar. Öpüşen adamlar nerede? O biraz daha ileride. Ha, tamam, öpüşen adamlara gidelim. En ikonik kısmı orası, neden acaba? İnsanlar en çok onun önünde fotoğraf çekmeyi sevdiği için. Evet, herhalde. Ben de hep öyle biliyorum yani duvarı. Evet. Evet, işte duvarın en meşhur olan köşesini bulduk. Öpüşen iki siyasetçi. Birazdan bunların anlamlarını anlatacağım size. Gülür'le bir detaylı baktık internetten yanlış bilgi vermemek için. Böyle bir kısım. Burada birileri var, fotoğrafçı bir çocuk. Bir fotoğraf çekiyor. Sonra gazetenin üstüne fotoğrafının basılmış halini veriyor sana. Böyle insanların elinde gazeteler var o yüzden. Valla etkileyici. Gerçekten etkileyici. Şimdi Gülür'ün yanına gidiyorum. Birlikte konuşacağız. Evet Gülür'cüğüm. Anlat bakalım bize bu iki öpüşen beyefendiye. Bilmiyorum ki. Yani benim internetten anladığım kadarıyla bunlar siyasetçiler. Ya bu arada biliyorum ama burada halka yanlış bilgi vermek istemiyorum. Tamam, genel cümlelerle konuşalım. Ayrıca da söylediğimiz şey %100 doğrudur diye bir şey yok. Hayır, söylemeyeceğim. Dedi. Tamam, ben söyleyeyim. Hayır, yan yana okuduk çünkü Google'dan. Sanırım o dönemde bu sosyalist ve komünist siyasetçiler bir şekilde hani bir şeyin sebebi olarak öpüşüyorlarmış. Bayağı açıklama yaptıktan sonra halka. Bu iki siyasetçi de gerçek insanlar yani. Böyle bir an var. Bu an çok ikonikleşiyor. Bayağı olay oluyor bunların böyle öpüşmesi. Sonra bunu resmediyorlar. Bu. Al. Tamam, bu söylediklerim hatalı ise çok özür diliyorum herkesten. Doğrusunu bilen lütfen yorumlara yazsın. Gülür ve ben de öğrenelim. Böyle bir tribe girdi. Duvarın geri kalan grafitilerine bakalım. Moskov, China, Everywhere, Berlin. Aa, güzel. Bak mesela bunu anlıyorsun. Moskova diyor, Çin diyor. Her yer diyor ama Berlin'deki hale bak diyor. Berlin'de duvar var diyor. Gülür buna da sessiz kaldı. Hayır, hayır, evet öyle diyor. Çünkü yanlış sanat yorumlamak istemem. Evet, çok güzel. Duvarı gördük. Şimdi ne yapacağız Gülür? Cansu Özkan'ın isteklerini yerine getirdi. Evet ya, ablam yine abla terörünü ihmal etmiyor. Bazı mağazalara gidip kendisine bir şeyler bakmamı istedi. Sürekli benim mesaj atıyor, bana mesaj atıyor, beni taciz ediyor. Zeynep bu mağazaya gitti mi? Zeynep kaçta gideceksin? Zeynep eğer o mağazaya gitmezsen Deniz'i bir daha sana göstermem temalı. Öyle işte, abla terörü görüyor musunuz? Neler çekiyorum ben? Bir tatil bile yapamıyoruz. Şimdi metrodan çıktık ve böyle bayağı alışveriş yapılan, alışveriş mağazalarının bulunduğu, niye konuşamadım? Alışveriş caddesi. Alışveriş caddesi gibi bir yere gelmişiz. Gülürcüğüm öyle söyledi. Gülür, karşıda bir yer var, eski bir bina, sanki kilise gibi. O ne? O bir kilise. Kilise mi? Çok güzel duruyor ha. Gülür, bir şey söyleyeceğim ya. Onun önünde fotoğraf çekilebilir miyiz? Sanki güzel gibi geldi de. Neden olmasın? Tamam, yani bu cadde mi daha iyi, onun önü mü? Şu çiçeklerin arası da güzel. Göztepe Parkı'nda bu arada. Evet, aynı Göztepe Parkı. Ben Göztepe Parkı'nı da çok güzel buluyorum çünkü. Evet ama burası çok küçük Göztepe Parkı'nın. 20'de 1. Doğru. Tamam, o zaman kilisenin önünde bana fotoğraf sözün var. Tamam. Size dünyanın en garip tepmemesini gösteriyorum. Gerçekten şoktayım şu anda. Gülür aradan bir şey almış, mağazaya söylemiş. Mağazada böyle bir yer var. Uzaydan. Buradan evet geldi, gitti falan mesela şu anda. Uzaydan. Gülür'ün siparişini aldık. Yani şaka herhalde bu. İnanamıyorum. Bu aletten bir tane mi var burada? Evet. Oha. Bir diğer zararlı vardır. Teknolojiye bak, vay anasına. Ne söylemiştin sen Gülür? Bir tane beyaz pantolon. Ha, hadi bakalım umarım. Üst katta gideceğim. Hadi aç. Umarım güzeldir. Gülür ile birazcık fotoğraf çekildik, birazcık mağazalara baktık. Şimdi Primark'a gireceğiz. Ablam çünkü artık beni taciz ediyor Primark diye. Primark aslında Avrupa'da falan birçok yerde var, İngiltere'de falan da var. İngiliz miydi ya bu acaba? Galiba. İngiliz değil mi? Ve fiyatları uygun gerçekten. Tabii bizim kurlarımız bu kadar yüksek olmasaydı eskiden çok ucuzdu.
Yani mesela Euro'nun 10 olduğunu falan düşün ya da 7-8 olduğunu düşün. Bir ara 4 falan olduğunu. Tabii. Yani. Ben ilk Aleyna ile birlikte Hollanda'ya gittiğimde Euro 3 veya 3.5'tu. Ben mesela Primark'tan 3-5 Euro'ya mont almıştım. Ama bildiğiniz mont. Çarpınca yani 10 TL falan yapıyor yani. O kadar ucuz ki değil mi? 10 TL yapıyor. Evet. Vardı yani mavi kaşa bir mont. Hatırlıyorum ben galiba. Evet. İşte bunlar yaşandı geçmişte. Şimdi giriyoruz Primark'a. Ablamın, artık ablamın ne istediğini de bilmiyorum. Fotoğraf atacakmışım onun efendiye. O fotoğraflardan beğenip seçecekmiş. Şimdi hem ablama bir şeyler aldım hem kendime. Yes yes. Şöyle bir şeyler aldım. Bakalım ne kadar tutacak. Genelde Primark uygun fiyatlı oluyor. Mesela şu falan 2 euroya düşmüş. Şöyle takalarımız var. Ablama şu terliği aldım falan. Ay, hallettim siparişlerimi. İçim rahatladı. Ablam da beni özgür bıraktı en sonunda. İyiyiz yani. Metroya biniyoruz. Yeterince mağazaya baktık. Şimdi metromuza binip tekrardan Kreuzberg'e gideceğiz. Orada çok güzel bir sushi restoranı varmış. Orada rezervasyon yaptırmış Gülü bize. Sushi yiyecek. Evet, yemek yiyeceğimiz yere ulaştık. Noyan burada mı? Ben içerideyim. Aa süper. İsmi Sushi Gang. Bakalım nasıl bir yer. İnsanların yüzüne kamera tutmamaya çalışacağım. Allah bir... Niye düşüyordum? Ay, bu mekan çok minikmiş gerçekten. Bu mekan gerçekten çok minik. Biraz da müzik var ama menüleri bile mükemmel. Yani böyle güzel menü mü olur? Bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Ben çok çekemiyorum insanları bayıldım. Çok güzel. Söylediğim kokteylin bardağına bakar mısınız? Müthiş kişiler daha geldi. Thank you. Shrimps of cucumber, cashews and chives and the gyoza veggie on the aioli sashimi. Thank you. Siparişlerimiz çok güzel ama çok ses var. Kendimi duyuramıyorum size. Mükemmel bir yer burası. Restoranttan şu anda çıktık fakat aşırı gürültülü olduğu için hiçbir şey çekemedim. Evet. Nasıl geçti deneyiminiz? Gerçi siz biliyordunuz da. Ben çok beğendim ya yine. Güzeldi evet, bayağı güzeldi. Ben seviyorum. Bir tek bir mekan bir tık gürültülü. Yoruyor. Biraz gürültülü sana. Ya evet. Ve servis yapan kızlar bana kötü davrandı. Bir tek gülüyor bu arada ama neyse. Bir tek gülüyor. Ama onun dışında bir sıkıntım yoktu, sevdim. Evet. Çok cafcaflı, çok pembe. Beni biraz yordu ama tadı çok güzeldi suşilerin. Yani şey, suşilerin tadı güzeldi. Mekanımızın ismi Sushi Gang. Yani söylediğimi söylemedim, hatırlamıyorum. Bence çok lezzetliydi. Şu anda bir yerlere gidiyoruz bir şeyler içmeye. Onun sonrasında da artık bugünü kapatıp eve döneceğiz diye düşünüyorum. Ama çok yedik. Gerçekten çok yedik. Çok da lezzetliydi, iyi oldu ama biraz şişkinlik var tabii. Arkadaşlar birazcık Gülruların evinin olduğu mahallede çok tatlı bir barda bir şeyler içtik ve ölüyorum gerçekten. Şu anda saat aslında 12.30 bile olmamıştır muhtemelen ama bugün çok yorulduk gerçekten, o yüzden ölüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Ben salonda ikamet ediyorum bu arada, böyle şişme bir yatağım var burada, bayağı rahat. Birazdan uyuyacağım. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki tatilde görüşmek üzere. Hoşçakalın.